Burası Osmanlı'dan kalma, Osmanlı figürleri de süslü bir tavanımız var. 150 yıllık vardır tahminim ama 30 sene önce burada yaşam vardı. Burası Osmanlı Bizans'tan kalma bir köy. Osmanlı köyü. 61 tane teçhirli evimiz var. Sit alanı burası. Koruma evlerimiz var. Şu anda bulunduğumuz evin bir özelliği var mıdır? Şöyle çok da eski değil ama yani 30 yıl önce depremden önce burada yaşam vardı. Sonra işte deprem olduktan sonra taşındılar. Taşınınca da işte kimse kalmadı böyle ama koruma alanında bunlar. Bundan sit alanı burası. Dokunulmuyor buna. Aslına uygun böyle onarılmıyor. Bekliyoruz ki devlet yapsın. Mal sahipleri de yapmıyor. Burası evet aynen 150 yıllık falan. Yani o kadar. Yani 30 yıl önce yaşam vardı burada. Birileri kalıyordu yani. Hepsinde kalıyordu. Yani deprem olunca biraz harabe olunca insanlar artık taşındı. Kalıcı konutlar dibimize geldi. Tavan Osmanlı'dan kalma. Kimin tarafında yapıldığı bilinmiyor ama Osmanlı figürleri hepsi. Bilmiyorum yani araştırılması yapılsa kaç yılında yapıldığı, nasıl yapıldığı bir şey vardır illaki ama bizim bilgimiz yok. Ama biz bildik bileli eski buranın yaşlıları da bilir. Hep varmış bu tavan yani burada. Bu köyde başka böyle bir tavan yok. Ya eski evlerimiz var ama en fazla oyma işçilik burada var. Melih diye bir arkadaşımız var bizim yurt dışından gelme. Mal sahipleri işte bunlar 6 kardeş. Pek ilgilenmiyorlar. O arkadaş bu işleri seviyor. Kışın o çiçekleri içeri alıyor. Yazın gelip kendi suluyor bakıyor. Yani bir güzellik katıyor da bir hava veriyor buraya. Evet, köyde dışarıdan birisi bakıyor bunlara yani. Herhalde seviyor bu işi. Köyün meydanından geçenlerin ilgisini çekiyor mu? Çekmez olur mu? Aynen. Çok aynen doğru. Şöyle bizim hani şimdiki yeni gelinler arka şey yapıyorlar, fon yapıyorlar, resim çekiyorlar burada bu binanın önünde. Ya öyle de bir şeyimiz var sen söyle. Yani ben burada böyle bir masa koysam da milletten para alsam herhalde burada yolumuzu buluruz. Yani çok resim çekiliyor. Gelen çekiyor yani. Böyle ahşap olması. Bir tamir gördü bu bina. Yarıda kaldı. Tamamen bitiremediler. Büyükşehir'in desteğiyle yapılmıştı. Sonra mal sahipleri de ilgilenmeyince böyle kaldı yani. Yurt içinden pandemiden önce bizim turlar girdi buraya. Pazar gününde pazarımız var burada mesela. O pazar günü burası insan almazdı yani. Çok ilginç çekiyor. Evet, bugün yine sardunyalarımı, çiçeklerimi yani sulama günü ve özellikle suyun içine yani kahve telveli suyu kullanıyorum. Mirk Bey, ne kadar süredir burada yaşıyorsunuz? 2007 senesinde karar verdim. Almanya Münih'ten bütün ailemi alıp Türkiye'ye geri döndük. Bu ev de benim değil yani ama tabii ki köylümün tanıdığım evi biraz bakımsız gördüm. Bazı çalışmalar yaptım yani diyebiliriz. Bu evi devamlı gözümüzün önünde. Yalnız çok bakımsız gördüm. Bu çerçeveler takılı değildi. Efendim bir de bazı hoş dedim yani içime doğdu mu veya da hani böyle bir şeyler olur. İnspirasyonlar. Bir şey yapabilirim yani çiçek görmedim burada yani. Aslında bazı başka camlarda da pek fark edemedim yani çiçekleri. Onun için dedim biraz güzelleştireyim.
birkaç sardunya kasalarını entegre ettim yani.